Evet, değerli torballar, değerli İzmirliler. Bugün burada yaklaşık 2 yıl aşkın bir süredir yaptığımız çalışmanın bir diğer aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Şu gördüğünüz alanda yaklaşık 20 bin metreye yakın oluşturulan suni adada ağaçlandırma çalışmalarımız bitti. Çok yakında yürüyüş yollarımız ve diğer testlerimiz yapılacak. Ve bugün de burada devlet su işlerimizin temelini atacağı, daha doğrusu inşaatına başlayacağı 2 adet kemerli köprünün yapımı için buradayız. Allah hayırlı uğurlu etsin, mübarek eylesin. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Veysel Eroğlu Bakanımıza ve Devlet Su İşleri yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Burası çöplük, mezbelelik bir alandan döndürüldü ve böyle güzel bir ortam oluşturuldu. İleride Torbalı'nın hemen yanı başında Torbalı'ların çok rahat ulaşabileceği bir mesire alanı olacak inşallah. Bu bizim FETREK projemizin, Sultanahmet projemizin ikinci etabı. İnşallah bunu üçüncü, dördüncü etap olarak devam ettireceğiz. Hedefimiz nasipse bu sene burada vatandaşlarımıza piknik yaptırmak. Kemerli Köprüsü'yle, ışıklandırmalarıyla bu adayı komple güzel bir hale getirmek. Bundan sonraki yıl sonundan doğru da diğer Winder Köprüsü'nün öbür yanındaki 150-200 dönüme yakın alanı yine aynı şekilde, bu şekilde gördüğünüz gibi ağaçlandıracağız. Ben Orman Müdürlüğümüze de, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Orman Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum buradan. Verdikleri ağaçlar için, yaptıkları katkılar için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası İzmir'in belki de en büyük çevre projesi, ki öyle. Uzunluğu 22 kilometre. Biz 4 kilometrelik alanda bu rekreasyon alanını bitirmeyi hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi taş tahkimatlarımız bitti. İnşallah ileriye bırakacağımız, Torbalı'ya bırakacağımız bu dönemde en büyük miraslardan, hizmetlerden biri olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Başta Torbalı'mıza, İzmir'imize ve ülkemize mübarek olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burada hep beraber piknik yaparız.